Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda Carraro Race 062 yol bisikletini inceleyeceğiz. Bu arada bisiklet sıfıra yakın arkadaşlar. Satlık arkadaşımızın bir bisikleti, çok temiz, almak isteyen olursa açıklamalar bölümüne linki bırakırım. Oradan iletişime geçersiniz. İkinci elde 25.000-35.000 TL bandında alabileceğiniz, tavsiye edebileceğimiz bir bisiklet arkadaşlar. 56 kadro, bu bisikletin ağırlığı ise 9.5 kilogram. Üzerindeki sete göre alınabilecek en iyi bisikletlerden bir tanesi arkadaşlar. O yüzden de dediğim gibi tavsiye ediyoruz. İsterseniz gelin yakından incelemeye devam edelim. Görüldüğü gibi aero bir kadrosu var. Kadro, renkler gerçekten çok uyumlu arkadaşlar. Kadronun kaynakları çok kaliteli. Rengi görüyorsunuz, siyah, beyaz ve biraz da mavimsi bir rengi var. Ön tarafa baktığımızda kadronun kaynak birleşim noktaları çok kaliteli. Silik değil ama siliğe yakın arkadaşlar. Kablolar gördüğünüz gibi üst boru ve alt borudan içinden gidiyor. Bu da çok güzel görsellik olarak. Üst borunun bağlantısı ve arka çatalın bağlantısını görüyorsunuz. Görsellik olarak çok güzel. Alt bölümde aero kadrolarda genelde bu şekilde oluyor. Lastik sele borusuna çok yakın. Sele borusu biraz kavisli arkadaşlar. İnce uzun. Gördüğünüz gibi. Sele borusunun bağlantı yeri bu şekilde. Mandallı değil. Genellikle bu sistemlerde alyanlı oluyor. Seleye baktığımızda fizik arkadaşlar. Fizik marka olarak çok kaliteli gerçekten. Yakından üst ve yan bölümden de size göstereyim. Bisikletin maşası karbon. Karbon olan tek malzemesi maşa arkadaşlar. Maşanın karbon olması ufak tefek kötü yollarda size olumlu bir etki yaratabilir. Kötü yerleri biraz absorbe edebiliyor. Karbonun böyle bir güzel yanı var. Sele borusu, gidon boğazı ve gidon arkadaşlar. Alüminyum. Gidon boğazı ve gidon FSA'nın. FSA'da kalite demek. Ön ve arka göbekler mandallı. Bu sayede lastiği kolaylıkla söktak yapabiliyorsunuz. Jantlara geldiğimizde Vision Team jantları var arkadaşlar. Tubeless uyumlu. Lastikler tubeless değil ama. Şivalbin lastikleri bulunuyor üzerinde gördüğünüz gibi. Ama tubeless değil. Kendiniz isterseniz tubeless'e çevirebiliyorsunuz. Tubeless only diye yazıyor ama arkadaşlar iç lastikle kullanılması gerektiğini söylüyor. Yani tubeless değil. Ön ve arka göbek Vision arkadaşlar, aynı jantlarda olduğu gibi. Bu bisikleti aslında avantajlı kılan
göbek, jantın kalitesi. Diğer bisikletlerden farklı olarak jantlardaki jant telleri farklı arkadaşlar. Ön farklı, arka farklı. Önde 18 adet jant teli var. Arkaya geçelim. Arka tarafta da 24 adet var. Hatta arkanın dizilimi biraz farklı. Ruble tarafı güç verdiğiniz tarafta ikili jant telleri varken bu tarafta bir adet var. 2-1-2-1 şeklinde dizilimi bulunuyor. Jantın örgü sistemi bu şekilde yapılmış. Frenlere geldiğimizde Shimano'nun R7000 serisi, yani Shimano'nun 105 serisinden kumpas frenleri bulunuyor. Bu fren sistemi arkadaşlar ben kullandım, test ettim. Gayet yeterli, tatmin edici frenleri bulunuyor. Ön tarafı da göstermiş olayım bu şekilde. Gidon bandına geldiğimizde arkadaşlar fizik marka kullanılmış. Görsellik olarak beyazda uyumu var. Yandan baktığımızda çok güzel görünüyor. Shimano 105 R7000 fren ve vites kolu da bu şekilde arkadaşlar. Bunda vites atmak çok kolay, çok seri bir şekilde çalışıyor. Dediğim gibi test ettim. Bu şekilde rahat bir şekilde, hızlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. 2x11-22 vites arkadaşlar. Dediğimiz gibi Shimano R7000 grubu var. Yakından da aynı kolu size göstereyim. 52-36 diş sayısı bulunuyor. Ön aktarıcımız da bu şekilde. Arka aktarıcımız 11-28 uyumlu rublemiz bulunuyor. Bu vites sistemi arkadaşlar çok seri, çok güzel, çok hızlı bir şekilde size geri dönüş sağlıyor. Dediğim gibi almak isteyen olursa arkadaşlar kesinlikle bu bisikleti tavsiye ederim. Çok temiz, çok az kullanılmış. Bisikletin sahibi yanımızda. Bisikleti deneyimledi, özellikle eski modeline çok bindi arkadaşlar. Şimdi söz hakkı onda, bisiklet hakkındaki görüşlerini alalım. Herkese merhabalar. Bisiklet hakkındaki görüşüm, bisiklet gayet akıcı. Gerçekten çok akıcı bir jant seti bulunuyor. Vites geçişleri olsun, fren performansı olsun harika. Frenler hidrolik freni aratmaz. Onun haricinde karbon maşa yoldaki titreşimi emiyor. Daha konforlu bir sürüş sağlıyor. Yani vites oranı biraz yetersiz yokuşlarda ama sonradan yükseltilebilir. Onun haricinde çok güzel bir aero kadrosu bulunmakta. Eski modelle kıyasladığımızda bir farkı bulunmuyor. Bir tek maşada ve şuralarda farklılıklar görülüyor. Boyada. Onun haricinde bu fiyat bandında alınabilecek en güzel bisiklet olarak bunu sunabiliriz. Karbon bisiklete geçeceğim için sattık. Görüşlerin için teşekkür ediyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.